başlıyordu. Galatasaray taraftarının bir bölümü, belki tamamı değil ama başta Icardi'yi, ne bileyim bugün ortaya atılan Talişka'yı, Gökhan Dinç'in daha önce söylediği Aubameyang'ı, ne bileyim Parades'i, o kadar çok çıktı falan, Dembele'sini, yani o kadar çok isim var ki Sayın Başkan. Ama bunların hepsi bir yana, yani bu sezon Galatasaray'da performansı, sevgiyi, yani sevgi iklimi diyoruz ya, arşa koyan bir isim var. Arjantin'den geldi, tribünlere aşkın olayımı ezberletti. Çok evet. Acayip bir oyuncu, acayip bir performans. Aşkın önce... olayım zaten bizim sevgi iklimine yakışan da bir şey. Aynen öyle. Başkanımız yani öyle. Tam öyle geldi. Sayın Başkan, şimdi nasıl geldi? Bence Icardi ayrı bir başkan gözüyle Icardi dinlemek isterim. Bir transfer başarısı. Düşünün ki Icardi gibi futbolcu Galatasaray Spor Kulübü'nden aylık maaşı 750 bin euro. Pardon, yıllık maaşı. Yanlış söyledim. Yani 10 aya böldüğümüz zaman 750 bin euro. Ya, izleyiciler yanlış anlamış da Icardi 750 bin euroya oynamadı. Oynamadı. Icardi 8 milyon euroya oynuyor ama Galatasaray bu bölümünü. Galatasaray'ın payı 700. Aynen. Şimdi bir transfer başarısı Icardi. Uyumu da çok iyi oldu Galatasaray'a, da çok yakıştı. Tereddütleriniz var mıydı gelmeden? Efendim? Tereddütünüz var mıydı? Tereddütümüz kısmen vardı. Çünkü neden? Paris Saint-Germain gibi bir takımdan çıkıp geliyor. Tabii Paris Saint-Germain'de üst düzey oyuncularla oynuyor. Oradaki başarı çizgisi farklı bir şey. Galatasaray'a geldiği zaman farklı bir takıma geliyor, farklı bir ülkeye geliyor. Dolayısıyla ama Icardi kısa sürede bu görüşümüzü ortadan kaldırdı. Ya takım içindeki efendiliği, beyefendiliği, yani hatırnaz oluş şekli falan çok önemli. Okan, yani bunu yani bir şimdi ifade... hem takımı yönetiyor saha içinde, hem gol atıyor, çoson derece kibar, herkes de şey, geri geldiği zaman sertleşiyor. Yani takımın menfaatinde olan pozisyonlarda, soyunma odasında falan son derece aktif bir oyuncumuz. Galatasaray'a bu sezon çok yakıştı. İnşallah önümüzdeki sezonda Icardi'nin transferi için büyük çaba sarf ediyoruz. Ne sarf ediyorsunuz Sayın Başkan? Çaba. Ne, detaya girer misiniz? Nasıl detay? Yani ne gibi çaba sarf ediyorsunuz? Şimdi ya Haluk, Allah aşkına transferde nasıl bir çaba sarf ediyorsunuz? Yani şimdi yani hayır, başkanım şey... ne olur atın fırçayı, basın fırçayı başkanım. Sayın Başkan, neden soruyorum biliyor musunuz bunu? Yani her detayı duymak istiyor taraftar Icardi ile ilgili. Galatasaray'a, çünkü... Icardi Galatasaray'a gelecek sezon ne kadar yakın başkanım? Yani siz tabii ki bir kere hani şunu söyleyelim. İnsanlar da biliyorlar zaten. Yani bir Suudi Arabistan gerçeği var. Kabus gibi çöktü dünya futboluna. Yani yanlış anlamasınlar, burada ırkçılık falan yapmıyorum da para anlamında korkunç paralar veriyorlar. Kimisi elinin tersiyle itiyor. Kariyerine uygun bir yer olmadığı için. Avrupa'dan da çok teklifi, talibi olduğunu biliyoruz. Evet. Kolay bir transfer olmadığını da biliyoruz başkanım. Bu cümlelerin dışında Icardi Galatasaray'a sizce ne kadar yakın? Başkanım, şimdi ben fırçayı yedim. Benim sorduğum sorunun aynısını ya daha dur. Kibarca sordu. Şimdi sorduğu soruların cevabı yok. Yani cevap vereyim desen, yani soru zaten uzun. Yani işte Suudi Arabistan şöyle deli para şimdi. Yani şimdi tabii Galatasaray Spor Kulübü'nün Suudi Arabistan'da ödenen paralarla yarışması mümkün değil. Yarışması mümkün değil. Icardi'nin Galatasaray'da oynamasını teşvik edecek husus Galatasaray camiasının büyüklüğü. Yani Suudi Arabistan'daki bir takımın camiası nedir, ne kadardır yani? Düşün. Galatasaray bambaşka bir yer. Yani futbolcular hassas kişilikler aynı zamanda. Galatasaray Spor Kulübü taraftarı Icardi'yi ne kadar çok sevdiğini şarkı söyleyerek anlatıyor. Arabistan'da aynı şeyi bulabilir mi Icardi? Bulamaz. Şimdi bunu herhangi bir yerde, yani Türkiye dışında herhangi bir yerde de bulamaz. De, yani. Bulamazsın. Gitti de bulamadığı çok yer oldu. Dolayısıyla biz... Vedalaştınız mı siz giderken? Hayır. Icardi ile vedalaşmadınız. Vedalaşmadınız. Sen cımbızla böyle şey çekmeye çalışıyorsun. Başkanım, yemin ediyorum bakın size... Tamam, ben de... Yani, inanın, oğlum soruyor size, videoyu izlettim ya. Tamam, Icardi, gördüm, amca, gördüm. Icardi gelecek sezon kalacak mı diye video çekmişler. Icardi'nin gelmesini istiyorsak
Biz demin bir soru sordun. Dedin ki bir kulübün başkanı şey dedi yani seçimden sonra evet. Bak hiç buradan da ders almıyor muyuz abi? Yani şimdi neresi benziyor diyeceksin. Birisi arsa, birisi futbolcu. O kadar çok benzer tarafı var ki. Ya bir poker masasında ben elimi niye açayım kardeşim? Başkanım bir şey söyleyebilir miyim? Niye açayım elimi yani? Şimdi sen bana ısrar ediyorsun. Elini aç göreyim, elini aç göreyim. Niye açayım? Ben yancıyım ya. Ben oyunda değilim başkanım. Ben yancıyım. Ben Sayın Başkan, ikinci dönem başkanlık büyük tecrübe. Yani Icardi'yi hiçbir şey söylemeden yani güzel güzel 15 dakika Icardi konuştuk. Galatasaray taraftarı şimdi. İnşallah yok. Yani ama Galatasaray taraftarı da şuna inansın ki biz Icardi'yi transfer etmek için bu kadar işi kapalı tutuyoruz. Yani onu tak yani herkes yani taraftarım istiyor, genel kurul istiyor, ben istiyorum, Erdem Büyükçavuz istiyor. Torunlar istiyor mu? Torunlarım istiyor. Yani dolayısıyla bunun olması için bu kadar konuya böyle çok fazla detaya giremiyoruz. Hesap açsınlar, IBAN söylesinler, para yatıralım diyen Galatasaray taraftarı var Sayın Başkan. Şimdi o konuda da zaten Icardi transferini yapmak için 2-3 tane sponsorla konuşuyoruz. Diyorsun yani bu olmaz safhasına eğer rakamsal buydu işte Sayın Başkan. Boyutuna geldiği zaman destek istiyoruz. Onlar da verebileceklerini söylediler. 3 tane sponsoru hazır. Evet. Icardi transferi evet. Gerçekleşirse mali anlamda Galatasaray'ın sportif yani Galatasaray şirketi Icardi için belli bir rakam belirledi. O rakamın üstünde oluşabilecek maliyet içinde 3 ayrı sponsorla masada. Evet. Yani Galatasaray mali olarak Icardi'yi de sınırları zorlayabildiği yere kadar zorlayacak. Bu çok önemli işte başkan, Sayın Başkan. Bu detay taraftarı çok heyecanlandıracak bir detay. O yüzden ben detayı alabilir miyim derken bunu kastetmiştim. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Bu Icardi transferi için 750 bin euroya bu sezon oynadı. Maliyeti bize 750 bin euro dediğiniz için Murat Sancak demiş ki onu çocuklara anlatsınlar. 750 bin euro falan yok öyle bir şey. Çok daha fazla olduğunu biliyorum ama açıklamayayım zor durumda kalmasınlar. Abi nasıl bir yani Sayın Başkan nasıl bir sevgi ikliminden yani nasıl oluşturacaksınız ya? Bakar mısınız? Yani siz bir Galatasaray Kulübü Başkanı olarak diyorsunuz ki ben bu oyuncuyu 750 bin euroya oynatıyorum. Evet. Bir başka kulübün başkanı 750 bin euroya oynatmıyorlar. Şimdi yani Galatasaray Spor Kulübü şeffaf bir kulüp. Şimdi tabii Murat'ın bu söyleminde yadırgadım. Kendisi söylemiş, yayında söylemiş. Yani çok yadırgadım. Yani şimdi ben bir şey söylüyorum oradan farklı bir şey yani söylüyor. Bence hoş bir söylem değil. Hoş bir söylem değil. Yarın kulübe gelsin. Ben onu göstereyim yani. Icardi kaç oynuyor, kaç oynamıyor. Bizi böyle başka kulüplerle karıştırmasınlar. Tamam. O zaman keyifli olmaya devam edelim. Evet. Keyifli gidelim. Icardi olmadı diyelim. Ya. Hiç kimse düşünmüyor böyle bir şeyi. Galatasaray sonra Murat Sancağı ne Icardi'nin? Ben taraftarıma sesleniyorum. O benim taraftarım değil. Artık şey yani o soru sormuş A Spor'da sormuşlar başkanım dünyaca ünlü bir oyuncuyla görüşüyor musunuz artık öyle paralar yok Balotelli'de sponsorumuz vardı demişler ki Galatasaray 750 bin euroya Icardi'yi getirdi onun üzerine yani soru üzerine söylemiş durduk yerde söylememiş kendisi soru üzerine söylemiş oldu ki Icardi kendi tercihiyle başka bir takımda oynamayı seçti Galatasaray'ın Icardi'nin pozisyonu için yine Icardi kıvamında bir hazırlığı var o yönde mı? Var tabii. B planımız da var. İsim verir misiniz? Yani, yok. Yani şimdi ya şimdi bu ısrarlı sorular taraftarın nezdinde de yanlış anlaşılmaya sebep oluyor. Evet. Ben bunu yani şimdi, şimdi böyle ısrarla sorduğunuz zaman isimle bir seferde hepsini cevaplamak için şöyle söylüyorum. Diyorum ki arkadaş isim vermek kulübün aleyhine. Çünkü şu anda sözleşme imzalanmamış, imzalar atılmamış. Yani İnsanlar nasıl sataştığını işte biraz önce sen bir örnek veriyorsun. Şimdi dolayısıyla biz Galatasaray'ın menfaatini ön planda tutmak istiyorsak bu transfer işi hep böyledir. Bitmeden
konuşulduğu zaman %50 sakatlanmış oluyor. Varsa bile yok dediğimiz çok transferleri biliyoruz. Evet. Yani varsa bile neredeyse... Şimdi gazetecilik çerçevesinde siz bulup rahatlıkla konuşabilirsiniz. Evet, ama biz konuşuruz yani da Talişka var mı Sayın Başkanım efendim? Listede? Listenizde Talişka var mı? Yani çok geniş bir listeniz var ama. Evet, geniş bir listemiz var. 12-13 kişilik geniş bir listemiz var. En son Aspor'da katıldığınız yayında iki transfer her an gerçekleşebilir demiştiniz. Sona yaklaştı demiştiniz. Evet. En azından taraftarı hangi mevkiler olduğu ile ilgili ilgilendirir misiniz? Şimdi orta sahada özellikle çok iyi konuştuğumuz transferlerimiz var. Eksiklerimiz itibariyle, yani takımın eksikleri itibariyle eğer Şampiyonlar Ligi'nde iddialı olmak istiyorsak bazı takviyeler yapmamız lazım. Artı 8 tane oyuncumuz geri dönüyor. 4'ü Türk, 4'ü yabancı. Kiraya vermişiz. Bunlar geliyor. Bunlarla ilgili tasarrufunuz belli mi? Efendim? Bunlarla ilgili tasarruf belli mi? Yok, şu anda hiçbir şey belli değil. Yani şimdi sezon yeni bitti. Geliyorlar. 8 tane yabancı, 4 yabancı, 4 Türk geliyor. Altyapıdan aldığımız oyuncular var. Doğru. Yani onları da zaman zaman kullanarak geliştirmek istiyoruz. Transfer beklediğimiz oyuncular var. Yani yurt dışına transfer yapabilecek oyuncularımız var. Önemli 4 veya 5 oyuncumuza iyi teklifler var. Bunların oluşmaları halinde transfer politikası da değişiyor. Aynen öyle. Yani bugünkü takımı muhafaza ettiğin zaman 4 kişi lazımsa, 4 transfer yapman lazımsa bütün oyuncuların elde tutulur. Ama bazı kişiler, bazı oyuncuların eğer transfer olursa giderse bu listesi 7'ye 8'e çıkmak zorunda falan gibi. Yani bunların matematiği de bu bugünlerde yapılıyor. Sezon yeni bitti. Şampiyonlar Ligi'ne gideceğimiz kesinleşmesi işte 2 hafta oluyor. Hı hı. Dolayısıyla bu özellikle kadro matematiği bugünlerde yapılıyor. Oyuncuların dışarıdan gelen, yani kiraya giden oyuncuların gelmesiyle de bu farklı bir boyut alacak. Çünkü 8+3 kuralı hala geçerli. 14 yabancı sınırım var. Yani bizim niyetimiz yabancı futbolcu transfer edip tribünde oturtmak gibi öyle bir lüksümüz yok. Çok doğru. 14 ile sınırlıyız. Sağda da 8 yabancı olacak. Dolayısıyla çok hassas bir matematik var. Buna bağlı olarak çalışmalarımızı yapıyoruz. Gönderecekler de zaten, yani ben seni gönderdim demekle futbolcuyu gönderemiyoruz. Doğru. Mutlaka bir mali yükü size geliyor. Oyuncunun istemesi, istememesi, gideceği takımda oynaması, oynamak istememesi. Bunlar farklı şeyler getiriyor. Şimdi bu matematiği çalışıyoruz. Ona bağlı olarak da yani kaç oyuncu transfer edeceksin dediğin zaman değişkenliği anlatmaya çalışıyoruz. O matematiğe ek olarak Galatasaray'ın elindeki asetler de çok değerli asetler oluştu. Geçen yıl ilk kadro kurunca zaten daha önceden Sacha Boey gibi, Nelson gibi Avrupa'da birçok kulübün radarına takılmış oyuncusu var Galatasaray'ın. İşte geçen sene alınan Torreira'da o oyunculardan bir tanesi. Kerem Aktürkoğlu, Akeza öyle. Abdülkerim Bardakçı öyle. Yani çok fazla Galatasaray'ın değerli aseti var. Bunlar da matematiğin bir parçası. Şimdi Sacha Boey ile ilgili iddia edilen rakamlar var. Nelson'la ilgili iddia edilen rakamlar var. Nelson'a verilmiş bir sözden bahsediliyor. Yani gidecek oyuncular, para kazandıracak oyuncular da bu matematiğin bir parçası değil mi Sayın Başkan? Tabii. Şimdi ifade etmek istediğim o. Yani, benim duygularıma tercüman olduğunuz için teşekkür ederim. Yani çok güzel açıkladın. Gerçekten demin ifade ettiğim gibi takım aritmetiğini yapabilmek için, çünkü sınırlarımız var, kıstaslar var. Artı mali yapıyı da kontrol etmek zorundasın. Finansal fair play önemli. Yani özellikle UEFA'nın Financial Fair Play uygulaması çerçevesinde birçok parametre var bir arada düşünülmesi gereken. Onun için bugün ben efendim 5 tane futbolcuyu, 7 tane futbolcu transfer ediyorum falan demek doğru değil. Yani doğruyu ifade etmemiş oluruz. En azından bugün, şu günlerde. Yani doğruyu ifade etmemiş oluruz. Çünkü kiralıklarımız dönecek, efendim gidecek oyuncular olacak. Bunların hepsi bu aritmetiğin oluşması için parametreler. Daha hangisini realize Euro 25 lira Sayın Başkan. Efendim? Euro da 25 lira. Ayrıca. En önemlisi bence o. Yani şimdi, o
Sadece bütçeyi... Euro 25 lira faiz. O da %20 olacak. Evet. Yani beklenti en azından öyle demeyelim de. Nasıl altından kalkacaksın? Ya biz kısa vadede kısa vadede 27 Haziran'da top maçı yapacak Galatasaray. Ön eleme oynayacak. Yani planlamalar 27 Haziran top maçı. Sonrasında evet, da ön eleme oynayacak. Şampiyonlar Ligi 2 ön eleme oynayacak. Yani kampa göndermeyi yani kadroya katacağınız oyuncular bir plan var mı öyle? 3 oyuncuyu koyarız da sonrasında yok, bakarız. Halik'im, biz gibi. Onun acısını çektik. Bizim şu andaki niyetimiz kampa transferleri büyük bir kısmını bitirmiş olarak. %80'i diyebilir miyiz? Evet. Yani %80 belki iddialı olur. Ama büyük bir kısmını bitirmiş olarak gitmek istiyoruz. Çünkü transfer zaten 26'sında başladı. Doğru. Haziran. Şimdi sen transferi yaptın. Kamp yakın bir tarihte kamp başlayacak. 8'inde galiba. Evet. 7 Temmuz, 8 Temmuz gibi Avusturya'ya gideceğiz. Şimdi dolayısıyla çabuk davranmak istiyoruz. Çünkü takımla beraber kamp yememiş oyuncu ligin ilk 8-10 haftasında performansında düşüklük oluyor. Bunların hepsini yaşadık biz. Onun için elimizi çabuk tutmaya, onun için süratli hareket etmeye gayret ediyoruz. Icardi de o bir planın parçası mı? Oraya hedef Icardi'de de orası mı? Icardi bizim yapmak istediğimiz en önemli işlerden bir tanesi. O kadar mı söyleyeyim? Okay. Şimdi peki, takım benim... ve taraftar o kadar alıştı ki Icardi'ye. Biz yeter ki Icardi Türkiye'de oynamak istesin. Takımın yani, çimentosu gibi oldu. Talişka sorum havada kaldı. 12-13 tane oyuncu listemiz var demiştiniz. Talişka bu listenin içerisinde mi? Hayır, değil. Değil. Ben bilgim dahil değil. Şimdi bizde bildiğiniz gibi bu transfer olaylarını Erden kovalıyor. Erden de... Erden Bey kimseye söylemiyor. Size de söylemiyor mu? Yok, ben konuşuyoruz tabii. Şey yapıyoruz. Ama uzun süre işinden uzak kaldı. Şimdi bu arada bir işine geliyor, bir kulübe geliyor. Dolayısıyla çok sık buluşma imkanımız olmadı. Yarın da Antep'e gidecek. Şimdi dolayısıyla tabii ki transfer olayını beraber yürütüyoruz, beraber paylaşıyoruz. Çünkü işin birçok yönü var. Tabii. Yani hocayla, finansal İsmiyle. Durumuyla falan büyük gayret sarf ediyor. Ama Talişka yok sonuçta listede şu an. Benim bilgim de halinde değil. Belki Erden'in kapalı bir şeyinde varsa o kadar, o kadar da değildir. Peki kiralıktaki oyuncularımız dönecek dediniz. Morutsan'la ilgili Pisa'nın bir tasarrufu oldu mu? Hayır. Şu anda hiç kullanılan hiç kimse yok. Hiç kimse yok. Evet. Satın alma opsiyonu kullanılan hiç oyuncu hiç, yok. Hiç kimse yok. Yani bir görüşme, bir talep böyle bir hani. Yok, hiçbir şey olmadı. Yani hepsi geri dönecek. Hepsi Sayın yok. Başkan. Yani dolayısıyla bunun olması için bu kadar konuya böyle çok fazla detaya giremiyoruz. Hesap açsınlar, IBAN söylesinler, para yatıralım diyen Galatasaray taraftarı var Sayın Başkan. Şimdi o konuda da zaten Icardi transferini yapmak için 2-3 tane sponsorla konuşuyoruz. Yani bu olmasa pasın. Detaydan kastım buydu işte Sayın Başkan. Boyutuna geldiği zaman destek istiyoruz. Onlar da verebileceklerini söylediler. 3 tane sponsoru hazır. Evet. Icardi transferi evet. gerçekleşirse mali anlamda Galatasaray'ın sportif yani Galatasaray şirketi Icardi için belli bir rakam belirledi. O rakamın üstünde oluşabilecek maliyet içinde 3 ayrı sponsorla masada. Evet. Yani Galatasaray mali olarak Icardi'yi de sınırları zorlayabildiği yere kadar zorlayacak. Bu çok önemli işte başkan, Sayın Başkan. Bu detay taraftarı çok heyecanlandıracak bir detay. O yüzden ben detayı alabilir miyim derken bunu kastetmiştim. Teşekkür ediyorum.